Tankut'un Tankut mağdurluğu ne olacak, Tankut'un mağdurluğu? Bu adam mağdur burada. Tankut'cum sana dönüyorum. Kendini kullanılmış hissediyor musun bu durumda? Evet. Seda Hanım, kendimi kullanılmış hissetmiyorum. Sera'ya teşekkür etmek istiyorum. İki gün benim reklamımı yaptı. Güzel oldu. Prim reklamın iyisi kötüsü yoktur. Ayrıca açık gönüllülükle Tankut'la aramda hiçbir şey olduğunu bir açıklığa çıkarttığı için de teşekkür ediyorum. Bu anda aynı şekilde Cansu'ya şunu söylemek istiyorum. Cansu, bu takım ilişkiler bence bir oyunlar üstüne kurulmamalı. Sırf öğrenme amaçlı bir takım soruları, hani bir oyunları oynamaya çalışıyorsan, bir şeyler yaratmaya çalışıyorsan beni tamamen kaçırırsın. Ben oyun falan oynamıyorum. Sen de beni denediğin zamanlar oluyor. Ben seni denemedim zaten burada. Sera'yla olan ben ilişkimi seni, denedim. Ben seni denemeye çalışmıyorum. Seni görmek için bir takım şeylere görmedim. Başvurmuyorum. Sadece sabrımla buraya geldiğinden beri seni tanımaya çalışıyorum ve insancıl bir şekilde duvarlarımı indirdiğimi söyleyerekten ve hatta benzetmesini de yapıyorum. Seni tanıma yolunda hani ilerlerken, seni tanımaya çalışırken bizim bu tanımamızın Yeniçerilerin Mehter Marşı'yla gitmesine benzetiyorum. İki adım gidiyor, senin hareketlerin ve tutumundan dolayı bir adım geri gidiyor. Yani evet... Böyle, ben bunu böyle istedim. Ben daha önce denedin dedin Cansu, ben dikkatimi şu anda... Ben o konuya girmek istemiyorum. Şöyle diyeyim Tankut'cum, ben evet burada dediğim gibi bir oyun bir şey olabilir ama bu seninle olan ilişkimi etkileyecek bir durum değil. Ben Sera'yı denedim burada, seni denemedim bir. İkincisi tabii ki de benim etrafta olan ilişkilerim de seni ilgilendiriyor. Eğer benimle bir ilişki yaşayacaksan bir gün onları da izlemek benim için. Peki Cansu'cum, sana şunu sormak istiyorum. Birisini illaki denemeye bir ihtiyacın mı var senin? Senin kendi işte hislerinin farkında değil misin? İşte bugün sabahtan akşama kadar bana oynadı ya. Yani demek ki ihtiyacın var. Sen kendi hislerinin farkında buraya geliyorsun. Benle komünikasyona giriyorsun ve ben aynı şekilde seninle iletişime öyle bir şey giriyorum. Yok ya. Sen bunun karşılığında etrafındaki insanları denemek zorunda değilsin. Acaba onların Tankut'a bir hisleri var mı? Yok ben mu? Bunu herkese yapmadım. Ya da Tankut'un onlara karşı bir hisleri var mı? Sen direkt gel, zorunda değilim konuş. Ama yapsam da bir Cansu, az önce girmek istediğin konuya seni sokacağım. Demek ki özgüven problemi var. O yüzden insanları deniyor. Bu hareket bir hareket değil. Cansu, şimdi Tankut'la konuşurken o konuya girmek istemiyorum diye atlayıp geçtin ama ben atlamadım o konuyu. O da beni denedi dedi. Neydi o? Şöyle diyeyim, eleme gecesi geçen hafta mı, ondan önceki hafta mı bilmiyorum tam olarak. Burada mola verdiğimizde şöyle bir muhabbet oldu. Hatta sanırım bana koruma vermemişti o geceydi. Sen vermiştin hep. Ben ona vermiştim, o bana vermemişti falan. Öyle bir espri geçerken falan ben şey dedim. Yani beni istemiyorsan hayır de Tankut dedim. Ben de gideyim gibi bir laf söyledim. Siz de vardınız zaten. Hayır, onu daha önce yayında mı söyledin sen? O da öyle deyince ben istemiyorum demedim ki dedi. Ama istiyorum da demiyorsun dedim. İstemiyormuş gibi davranıyorsun dedim. O zaman sen vazgeç dedi. Neden vazgeçim dedim. Belki ben senin duygularını deniyorum dedi. Yani o da bana böyle laf yaptı. Ben hayır demeyeceğim, sen vazgeç o zaman dedi. İnanamıyorum ya. Aslında bir şey söyleyeceğim çocuklar. Tankut bir saniye. Burada ben bir şey söylemek istiyorum. Evet, kadın olarak veya erkek olarak, birey olarak yapmamız gereken şey şu. İş hayatında, aşk hayatında, evlilik hayatında gördüğümüz muameleyi değerlendirip kalmak veya gitmek. Ama böyle deneme, oyun falan, test, bunlar çok ayıp şeyler. Kendini hangi muameleye layık gördüğünle ilgili bir şey. Ama bakarsın, bu insanın davranışları tutarlı, zamanla düzelir. Emeğe de layık, çabaya da layık. Biraz zaman vereyim dersin, o da ayrı. Sen kalmayı tercih ettin, denemeyi tercih ettin demek. Yani şu olan olay benim... Şu anda sana karşı olan tutumumda birazcık daha yavaşlattı. Bu devreyi, yani tanıma devresini daha da uzatır. Eyvah. Zaten kapalı paydı, şimdi düşün ne oldu yani. Peki geldik son noktaya. Gürkan misafirimizdi ya, ben Gürkan'la Emre arasında daha yüksek bir elektrik bekliyordum. Hani giderken yaşananlardan dolayı. Bence Emre de yumuşak göğüsledi. Gürkan da hani mesafeliydi. Bu eve geldi, hatta bunun konusu oldu. Bakalım kızlar bunu nasıl yorumlamış. Giydirdin mi? Yaptığın gibi. Tabii onları... Maşallah var. Hepsini söyledim yani. Ya, diyecek bir şey yok. Çünkü ben doğru düzgün çıktıktan sonra izlemedim. Doğru Amerika'ya falan gittim. Anlaşmalarım falan vardı. Onları yaptım futbol okuluyla alakalı. Ondan sonra işte geldikten sonra annemin programla alakalı şeyleri vardı bana söylediği. Ama ben öyle şeyler ifade etmedim dedi Emre. Karşılıklı kalbimizi kırdıysak işte muhabbet oldu. Birbirimizden şey yaptık. Çünkü bir, güzel giden bir ilişkisi vardı. Modunu düşürmek istemedim. Böyle bir karşılıklı bir özür dileme muhabbeti oldu. Emre senden karşılıklı özür dilediyse büyük ihtimalle kameraya gidip arkandan konuşmuştur. Yok. Ya her ne olursa olsun ben sonuçta beni tanıyorsunuz az çok. Ercan yani. Öyle yaptı ya. Ben kimsenin
kimseyle kötü olan olmak isteyen bir insan değilim. Sen yeter ki sen...